shuncha harajat, shuncha harakat. Siz azizlardan şu iki ağız dünyanın şu bolasi mahliy bo'lsin. Alloh tamam. Ya'ni bahli hayot nima degani desa, bizda tushunchalar har xil. Chunki hamma o'zini dunyo qarashi bilimidan kelib chiqib tushunadi. Qaysidir bola yaxshi ko'rgan qizini olsa bahliman deb o'ylaydi. Qaysidir qiz yaxshi ko'rgan yigitiga erga tegib olsa bahliman deb o'ylaydi. Kimdir oilasi zo'r joyda ishlasa bahliman deb o'ylaydi. Bahli hayot degani gunohsiz hayot degani. Günahsız hayat keyin uni bahli hayot deydi. Hayotida gunohlarni bemalol qilib yurgan odam u baxtiyor emas, u baxtli odam emas, u baxtsiz odam bo'ladi. Sabab baxt bu iymon. Bu dunyoning o'sha iymonga muvofiq hayot, baxtli hayot deydi. Ya'ni har bir ishida qaytarilgan narsalar bo'lsa, o'sha ishida o'sha qaytarilgan narsalarni qo'shmasa, ana o'sha odam baxtli odam. Tijoratidami, dehqonchiligidami, xudo andachiligidami, er-xotinligidami, aka-ukalikdami, qo'ni-qo'shnichilikmi, yor birodarlik, hamkorlik, shunaqangi muomalatlar bor. Asl musulmonning asl kim ekanligi, bizda asl bashariy mana endi ko'rindi deymiz. Musulmonning asl basharasi muomalatlarda ko'rinadi. Ibodatda hammamiz ja avliyomiz, ibodatda ja farishtabiz. O'sha masjidga kirib, safda o'tirib, yerga qarab zikr qilib o'tirgan siz va men va boshqa musulmonlar. Hajga borayotganim siz bilan men va boshqa musulmonlar. Hayit namoziga chiqayotgan, jumaga borayotgan, bu ibodatda musulmonning asl basharasi uncha bilinmaydi. Chunki mana ibodat qiladigan odam kundan kun ko'payyapti, alhamdulillah. Bu yaxshi. Lekin musulmonning haqiqiy musulmon ekanligi muomalatlarda bilinadi. Qo'ni-qo'shnichilikda qanaqa odam, yomon odam bu, azlash bu yomon musulmon. Bu chin musulmon emas. Ha bu qoraka yursa, nima bu qoraka bo'lsa deydi. Shariat hukmi qorakaga ham, imomdonlarga ham, hojikaga ham, tafsirga ham, eshonga ham, liboyga bir xil. Qo'ni qo'shnisiga zulm qiladigan, yomonlik qiladigan odam bu chin musulmon emas. U chala musulmon, chala pishgan qo'yin o'xshaydi. Chala narsa siz bilan menga yoqmaydi-ku. Mesela oqchi solib kelsa chala pishgan, uzum olib keldi chala pishgan, tarvuz chala pishgan yoqmaydimi? Yoqmaydi. To'liq pishgan narsa bizga yoqadi. Xuddi shuni singari chala musulmon ham Allohga yoqmaydi. Allohga yoqadigan musulmon bo'lish uchun butun musulmon bo'lish kerak. O'zini diniga to'laqonlik amal qilish kerak. Xato yo'qida bilmay yo bilib qilinadigan gunohlar u boshqa masala. Lekin odat tusiga kirib qolgan xatolarimiz, gunohlarimiz u juda yomon odat. Masalan, qarag'anda yillar davomida odam bir almaqda bomdodni qazo qilib qo'ysa, endi u banda endi charchagan ekan, uxlab qoldi, budilnikni eshitmabdi deysiz. Lekin har kuni yo haftada 2 marta, 3 marta qazo qilayotgan odam u qazo qilib qo'yapti, emas u qazo qilayotgan odam hisoblanadi. Bu endi uzr bo'lmay qoladi. Shuni singari gunohlarimizni doim qiladi, tavba qiladi, tavba qiladi, tavba. Nima u? Gunoh qilib turib tavba qiladi, ertasiga yana o'sha gunoh qilaveradi. Tavba deb turib o'sha yomon ishni olib tashlab, olib irg'itib olishlikni tavba deydi. Xuddi guruchni toshini tashlab yuboradi-ku, toshni ichiga qo'shib qo'ymaydi yana. Guruch yaxshi bo'lishi uchun ichidagi toshlarni olib tashlash kerak. Hozir 35-40 mingga zo'r guruch beradi, lekin to'g'ri bozordan olib kelib oshdan mingta yekanni qarz sotib suv qala olsa, oqshog'dan ham battar hurmat tushib ketadi o'sha guruchni. Nimaga desa, chunki uni zo'r bo'lishi uchun ichidagi yomonni olib tashlash kerak. Bu degani bugun biz zo'r musulmon bo'lish uchun biz o'zimizdagi yomonliklarni tashlab olishimiz kerak. Tezroq. İçimizde ve taşımızda yomonliklar bo'lishi mümkün. İçimizde yamanlıklar, batın değil, içi dünya. Mesela hasad, körelmezlik, hükeneylik. Hasadı var Müslüman, o Çin Müslüman değil. Sebep, Çin Müslüman hasad değil. Sebep, hasad bu haram narsa. Resulullah Aleyhisselam ettiğinde, yani etken otun kandak, ot yer yok kıladı, kül gelendirdi. Hasad, insanın yaxşı amellerini şuna yemerdi. Çünkü Müslüman adam, içinde hasadı var mı? Daha bu reçeyneye kılış gerek. Reçeynelerde bir tesirli. Kimin nimasiga kuyayotgan bo'lsangiz, borib tabriklaying nabavat. Qo'shni mashina olsa, ichimiz yonyapti, hasad. Shuni bitta narsani olib, asijitni yo nimadirni olib kirib, qo'shni tabriklaying. Voy bo'lsin. Oldin yosh kattalar duosi bor edi, tayda shabat o'tirsin dedi. Tushunmasligini nimaga ular deyapti desak, kelgan bo'lsa, mashina yursa keyin shabat o'tadi-ku. Bugün maşine yürüyorsun, divizyonede, maşine yürüyordu demek ki pul topken yürüyordu değil mi? Bizden iyi olmasa, metan iyi olmasa yürümeye diyor. Azı bizden iyi maşinesi pul toplamayken adamların var da. Yaxşı dua eden bu maşine. Şu duada kalıp bir namadır, aldın maşine olsa bitti çarşımı, durramı bererdi mesela. Hiç olmazdan şaraytdan kep çıkıp namadır berip, pullu olmasın desek, içimizde nefsimiz dod değil. Qo'shnimiz o'g'li zo'r ishga kirsa, kirib tabriklab chiqishi. Hasadgo'y odam rejeniyasida bu. Keyin Allohdan shuni qalbimizdan yo'qotishlik ko'p yanini so'rashi. Sabab qalbida hasadi bor odam jannatga kirishi mumkin emas. Masalan, korxonalar, firmalar, nima birlar bo'ladi-yu. O'sha kirish sharti bo'ladi. Telefonni qo'yib qo'ying. Kamerangiz yo'qmi deydi. Mikrofonunuz yok mu deydi. Tekşirlerde yok oldu, keyin kirgizar. Ona benziğe borsangiz, maske keyin kirgizsin. Kiymasiz kirgizmaydi. Xuddi shuni singari, jannatning shintayida o'sha ahronlar bo'ladi, farishtalar. Darvozabonlari bo'ladi. Oldingi podsholarning qasrining eshigining tagida turgan-ku, darvozabonlar. Xuddi shunaqa jannatda ham eshigining tagida darvozabonlar turadi. Qalbida hasadı bor odamni yo'qsangiz mumkin emas. Ko'ryapsizmi? Namoz o'qiydim, sen nima bo'pti deydi. Hoja keldim, nima bo'pti? Qora keldim, nima bo'pti deydi. Qora kelganing o'zingga deydi. Hoja kelganing o'zingga deydi. Ichingda jannatga kirish mumkin bo'lmagan narsa bor ekan senda. Qiyomatda buni olib tashlab bo'lmaydi. Olib tashlaganda to'liq yo'q. Sabab Kıyamet günü o imtihandan o'tib bo'lib mandat günü o. Mandatdan yiqilgan odam borib qarasa, imtihondan o'tolmagan odam men dodni boshqatdan test yechib beraman desa, bo'pti deb testni bermaydi, endi bir yil kutasan deydi. Va bu dunyoda imkon bor, bu dunyoda endi iloji yo'q, g'arib dunyoga meni qaytar, bo'pti endi ichimga hasad qilmayman desa ham iloji yo'q. Shuning uchun hozir recheyn qilish kerak, yo'qotish kerak, Xudoning yordamini so'rash kerak. Keyingisi qalbida kibri bor odamga jannatga kirish mumkin emas. Ya'ni bir sahoba kelib Rasulullohdan so'raydi: "Ustoshimi, oyoq kiyimimi chiroyli yaxshi bo'lishini xohlayman. Ey Rasululloh, shu kibrmi?" deydi. Rasululloh aytadilar: "Bu kibr emas" deydi. O'ziga yaxshi qarab yurish kibr emas. Kibr haqni tan olmaslik. Allah Teala Resulullah'da 105 yıldızı peygamber kılmadı ki. Ve 95 yıldızı peygamber kılmadı ki. 40 yaşlarda peygamber oldu. Bu dünyada akıl yaşta emez, akıl bu başta oladı. Tamam işte 25 yaşar bola medinistlerle zor okup bitirip gelip bir joyga, bir tumanga raiz dirah bulsan, müdekirsiz nevarastingi bola tumanda bosh vrachi. Tamam şey ilacı yok. Demek okudu o. O tamam okudu da o. Demek ki her sahada mutaxassisga xo'p deyishimiz kerak. Quloq solishimiz kerak. İçimizdeki kibrimiz bana hozir aytdi-ku. Qalbidan bir tekshiradi. Oddiy bir dunyodagi uziler, aparatlar, tomografiyalar içimizdeki narsani aytib beryapti. U dunyodagi farishtalarga shuning qalbimizda nima bor, Xudo ko'rsatib qo'ydi. Yani o şekilde eğer kalbde kibir bozuyor, sen cennet giriş mümkün emas deydi. Görüyorsun. Kengisi adavat. Adavat diyeni düşmanchilik. Yani bir insonga nisbatan qalbida yomonlikni olib yurish, düşmanlikni, sen kuni keladi ko'rasan deydi. Shunaqa qalbida adovati bor odamlar ham jannatga kirishi mümkün emas. Kiritilmaydi. Nimaga? Cennete kalbi salimler keladi. Salim diyeni, salomat mısınız diyeni, salomat mısınız diyeni, bedeninizi derdiz yok mu diyeni. Yani kalbi salomat, hasaddan, adavat, düşmançılıktan, kibirden. Keyingisi, buralarga orozda olayverish. Orozda yurib o'radi. Gaplashmaydi, yillar. 40 yildan o'tdi deydi, to'rtamni gaplashmayman. Mayda turuş koyun. 40 yılı. Aytdim, huzuru hapı olmayan dünyada sırada ahma ve ofi gerekti. Yani 50 yıldan aşıp koyun ki yedim. 3-4 yaşta tozim yapıp gördüm. Bu kahramanlarca yapar etti o zaman. Ben buldum akşam. Dünyada iki olayında ahma ve oğlum. Tapılmaz ekleyin. Sen nöme geldin. Uğuyan işini ben zorlandım akşam. Biliyorsun, günah yaman işini bu fazilet dediğin ahmak adamların var, onu fazilet dediğin ahmak adamların var. Ha bu dedi, bezbet adamların bu duhavı verir. Qaysi mı anladı mesela? Ya kaçtı, ben yapıyorum, ben şu yaptı dedi, üyetsiz, yaş kattalarga hurmatsiz deb bo'ladigan gap, men aytaman dedi. Bunu aytadigan bu duhavı verir, duhavı emas, bu jinni o. Bu bezbet o. Bu madrasada katta olimlar turishib, gaplashib turishganda bir bolachalarni qopqilib yurib, yumalab ketib qolgan. Bolachalar to'xtab qolishgan ekan, shu yosh kattalar ketsa olamiz. Shunda bitta bolani bola itara qochib, shunday borib, o'ttalarni yorib turib, to'pni olib tushib ketgan. Shunda bir odam olim aytganki, bu g'alati zino bo'lar ekan, degan ekan. Shunda o'sha turgan olimlar qatib qolishgan, ya'ni kishina emas u. Birovni zinodan to'g'ri deyish. Endi nima deyilsa, topdi ustoz. Inna sharmagan, bilmagan narsalarini, buni tanimasa, buni bilmasa, degan qiziqishgan ekan. O'sha bolani nasl-nasabini surishtirishgan. Haqiqatda g'alati zino bo'lgan. Sabab betga chopardi, betga chopar, o'sha paytda bolalar uyalib, yosh kattalarni hurmat qilib, bizni iymonat deydi, iymondan borganini gapirgani deydi. Shular ketsa, keyin kattamizni olamiz deb turganda yugurib borib hurmatsizlik qilib, salom ham bermay shuna qilib ketganda, shu gapni aytganlarini haqiqatan shuna odam bo'lib chiqqan ekan. Be bismillah binoga kelgan degan gap ham bu bor gapda bu. Bolani ruhiyatiga, tarbiyasiga ta'sir qiladigan ishlardan bittasi mana shu. Keyin dadasi harom yedirsa, u bola ham yomon bo'ladi. Xudo saqlasin. Harom yegan bola gap o'qimas, juda bir yomon odam bo'lib qoladi. Shuning uchun bolaga harom yedirib bo'lmaydi. Umuman uyga harom luqma olib kirib bo'lmaydi. Taqvo nima degani desa, taqvo-ku shubhalik, haromlikni qo'ying bir chekka. Hatto 10 ta haromning ichidan zo'rini tanlab qiladi. Shuni taqvo deydi. Sahobalar halol luqmani g'amini yeb, halolni ichidan tanlab yurib eng zo'rini qilishgan. Ya'ni tanlab yurib halollarning ichidan zo'rini qilgan. Ya'ni shu luqmaga e'tiborsizlik hozir bizda ko'payyapti. Namoz bor. Hozir aroq ichmayman, ham yaxshi. Hajga borib kelganman, zo'r, lekin luqma bobiga kelganda 1 kilo yashaydi, 1,5 kilo chiqaveradi. Qarasiz, namoz o'qiydigan bolalar gapirsiz jirillaydi. Shu ota-onalarning kuchlari bordi, meni chaqirishmabdi. Chataq qildilar dedi. Qaysi domla aytdi deb borishganiga. Meni top beringlar o'sha bolachalarga dedi. Bu meni gapim emas-da. tasavvur qiling mana 0.5 gram mana shu yarim kilo narsani sizga 1 kiloga o'tkazyapti. Nima? Eng argina toza vishchi sot harom o'sha bo'ladi. 1 kilo yashaydi, 1.5 kilo o'tkazishlikdaqa harom bilmagan qatta bor. Bunga kim to'p bergan bu gap bularga? Bo'laveradi yo bo'lmaydi, yo palon bo'lgan. Bu din bizni avlodimizdan qolgan meros emas, bu Allohning dini bu. Dinda bo'lmaydi degan narsa Afrikada ham bo'lmaydi, bitta ham bo'lmaydi. Kim bo'lsang, milliontas kelmaydi, milliontas o'sha bolachalardan milliontas to'planmaydi, u harom. Xudo xohlasin. Odam o'zida yo'q narsani dushmani bo'ladi degan unvonul bayonda bilgan bo'ldim. O'zida yo'q narsani dushmani bo'ladi. Bu degani halollik yo'q odamga halollik haqida gapirganda jirillaydi. Bu domla o'tgacha domla deydi. Qachon bir domlani maqtaydi bilasizmi? Uni ishiga yo'l topib bersiz, bu dunyoda buni olimi yo'q. O'z burtirsiz miyasidan olib chiqmaydi. Şunu damlasını çok oladı. O damlayamaz uz aslında. Uzlar samazvanisi diyor ruslarda. Samazvanisi yani uzuya uzu nam koyuş, uzuya uzu baha verişteydi. Bizim halkımız indi kârıntı suriyatla geldiğin başı yapışık uğrattı. Hürmet kılın. Çünkü Arabi ilim bilmeyen adamdan savol so'rab bo'lmaydi. Umuman so'rab bo'lmaydi. Şunu bilvalıydı. Arabiy mutolasi yo'qmi, undan diniy masala so'rab bo'lmaydi. Mümkün emas. Çünkü o adam ilimsiz odam hisoblanadi. Bu shariat bu. Oddiy bitta mana işte oltalarda üzüm rivojlangan bo'lsa, bitta üzümimizni kichik dard kelsa, qaysi biriga zang keldi, ichim ko'tarmadi, to'g'ri? Bu Toshkentga nimalargacha olib borishlar, tekshiradigan laboratoriyalargacha olib borish, eplab bo'lmadi-ku. Xudoning balosini ichiga epladi. Digari masalan, uzumni batta ko'proq tirishlik, kuzda uzumdan katta foydani kutib turiladi. Ilohim hammani dehqonchiga barakot bersin. Digari sal g'alati bir narsa bo'lib qolsa, zo'r mutaxassis mirishkordan borib so'raydi, "Mana bo'laymi, nima qilay?" deydi. Mana qiling desa, o'sha üzümşünos mutaxassislik gapini bitada qiladi. Lekin dinshunos bo'lgan olim mana bunday bo'lsa, u yerda, bu yerda, oqida, ko'kida nimayimiz yo'lda uzum ispariniya bo'ladi. Bizga nima qilsin? Bu sani probleming, bizga nima ispariniya bo'ladi? Achiydimi? Sasiydimi? Sen dehqondan to'g'ri qilib ol. Muammoingni o'zing hal qil. Ha bugun nima skitga qilib bering? Nimaga skitga qilib beradi dehqon? Skitga so'rashi harom. Nimaga yaradi? Sen endi sizdan 10 tonna uzum olsam, yo'lda ketayotganda quriydi, u bo'ladi. Bizga nima qiladi? Quriydimi? Nima qizig'i? U uni problemasi. Bizlar to'g'ri olsin, to'g'ri sotsin. Bilasizmi? Luqma bobida musulmonni juda ko'p oqsab qoladi. Bozorda sotayotgan narsasini aybini ayb sotadigan savdogar bordi, o'ylaysizmi? Tasavvur qiling, moli 700 gram suti beradi, shuning uchun sotyapman deysiz. Aybini aytmasligi ham harom. Yolg'on mana masalan, mana bu narsa 1000 so'm kelgan bo'lsa, yo 1.5 ming kelgan desa, shuni yolg'on deb tushunadi xolos xalqimiz. Yo'q. Aybini berkicha yolg'on. Qani aybini ayb sotadigan savdogar? Onasının karnında o. Çünkü halallik, dinimiz halallikni ko'p talab qiladi. Nima narsalar bo'lmasa, biznesda ham, gapda ham, hamma narsada, hamma ishimizda biz faqat o'zimizga ma'qul kelgan namoz, ihson, uyimizda o'lim bo'lganda, yer qimirlaganda, la ilaha illalloh deyish uchun ma'lum bir ishlarimizni musulmon bo'lib qo'ygan ishlarimizning musulmon bo'lmasi, hali aytganda chala pishgan oshga o'xshaymiz. Chala pishgan chala musulmon Allohga yoqmaydi. Bu ayni hozir zamonamizdagi musulmonlarning ichidagi kamchiliklarimizdan bittasi. Sabab tanqid kelajak mevasi. Biz fazilat eshito'g'ri o'zimiz aldaydigan bo'lib qoldik. To'p kiysang bilan savob, soqol qo'ysang bilan savob, ba'di o qilayotgan gunohlar, telefonda ko'rayotgan uyatsiz narsalari, qilayotgan g'iybatlari, chekayotgan nosi, sigareti, ota-onasini hurmat qilmaydi. Do'zaxga do'mbira bo'ladi. 150 yillik umrga bormaydimi? Bugun biz fazilat bilan o'zimizni aldamasligimiz kerak. 4 dona fazilat bor. 75 ta yomonlik bor. 4 so'm kuchli, 75 so'm kuchli. 4 kishi bilan 75 kishi urushsa, 75 yeb oladimi? Bu degani qiyomat kuni 75 ta yomon amal, 4 dona yaxshi amal. Masalan, namoz bor, do'qqa bor. Yana nima? Ikkita amal. Qolgan ham yo'q. Chatoq. Shu tezroq shu dunyo shu inson o'g'nalish uchun berilgan dunyo. O'zini o'g'nab olish kerak tezroq. O'zini tarbiya qilib, o'g'nalib jannatga kirish harakatini qilish kerak bo'lgan dunyoni biz yashab turgan dunyoni aytadi. Duo qilinglar Allohning Parvardigori. Ularning ihsonlaridan o'zi rozi bo'lgan, qabul qilgan ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Bu yoshlarimiz baxtli saodatli bo'lsin, kelajakda o'ylaganlardan ziyoda shirin va chiroyli hayot Alloh ularga bersin. Mukammal yo'llarda dunyoga kelishlariga sabab bo'lgan ota-onalarning tanajonlarini sog' qilgan, umrlarini uzun barakotli qilgan, ko'p yillar farzand nabiralarini rohatini ko'rib duogo'y bo'lib yurishlarini Alloh o'zing nasib qilgin. Bu ihson ma'ruzalaridan hosil bo'lgan savoblarni o'tganlarga o'zing tuhfa qilib yetkazgin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.